Gezi'nin iktidar tarafından nasıl bir korku kaynağı olarak hala canlılığını, güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Tam da bu sebeple bizler Gezi'yi, Gezi davasında tutsak edilen arkadaşlarımızı savunmaya, onlarla dayanışmaya devam edeceğiz. Bizler 500 gündür her gün sürdürdüğümüz adalet nöbetlerini arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşana dek sürdüreceğiz. Bu kararlı adalet mücadelemizi tüm dost kurum ve kuruluşları, tüm yol arkadaşlarımızla birlikte devam ettireceğiz. Değerli arkadaşlar, Gezi direnişi sonrasında ortak kamusal alanlara dair oluşan farkındalık ve sahiplenme bugün Akbelen'de, Dikmece'de ve ülkenin birçok yerinde yeşermeye devam ediyor. Gezi'den korkmakla haklılar. Gezi'ye suç bulaştırmaya çalışmakla haklılar. Fakat bu beyhude çabaları karşısında arkadaşlarımızla yan yana, omuz omuza Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz. Tutsak arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmaları için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Karanlık gidecek, Gezi kalacak. Biz kazanacağız. TUMOP, Ankara İl Koordinasyon Kurulu. Değerli arkadaşlar, Birlik Başkanımız Sayın Emin Koramaz'a vereceğim sözü. Sevgili Ankaralılar, değerli dostlar, sevgili basın emekçileri, hepinizi TUMOP Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gezi davasından arkadaşlarımız tutuklanalı tam 500 gün oldu. 500 gündür adalet istemimizi dile getirmek için Türkiye'nin birçok yerinde adalet nöbetlerini tutuyoruz. Biz bu adalet nöbetlerini AKP'den ya da AKP'nin oyuncağı olmuş yargı mensuplarından adalet beklediğimiz için tutmuyoruz. Biz bu nöbetleri arkadaşlarımızın haklılığına inandığımız için, Gezi'de yaratılan değerlere sahip çıktığımız için, bu ülkenin bugününe ve yarınına sahip çıktığımızı ve mücadele kararlılığımızı göstermek için 500 gündür inatla, ısrarla sürdürüyoruz. AKP'nin ve AKP'nin oyuncaklarından, yandaşlarından adalet beklenmeyeceğinin en önemli göstergesi seçimlerden sonra yaşananlardır. Merdan Yanardağ'ın tutuklanması, Barış'ın tutuklanması, milletvekili seçilen Can arkadaşımızın milletvekilliğine hala yine siyasi bir kararla izin verilmemesi bunun en açık göstergesidir. 2014 yılında başlayan Gezi davasında ve davanın tüm süreçlerinde söylemiştik. Bu süreç hukuki bir şekilde sürdürülmemektedir. Bu süreç siyasi bir süreçtir. AKP toplumsal muhalefeti susturmak için, toplumsal muhalefeti sindirmek için, bu ülkede eşitlik isteyen, özgürlük isteyen, insanca bir yaşam isteyen tüm muhalefet örgütlerini sindirmek için bu davayı siyasi bir amaçla kullanmaktadır. Davanın sonucu da bunu göstermiştir çok açık bir şekilde. Burada AKP'nin hedefi Gezi'de tutukladığı 3 arkadaşımız değildir. Gezi davasında tutuklananlar değildir. O 3 arkadaşımızın nezdinde farkına, doğasına, geleceğine, bu ülkenin zenginliklerine, bu ülkede yaşanan her türlü hukuk ihlallerine karşı çıkanlar AKP'nin hedefindedir. Gezi davasıyla ve Gezi davasında verilen kararlarla susturulmak isteyen, bu ülkede elde edildiği mesleki bilgiyi, mesleki deneyimi bu ülkenin kalkınması için kullanmaya çalışan ve bu uğurda Türkiye'nin dört bir tarafında çok zor koşullarda çalışan
mühendisler, mimarlar, şehir plancılarıdır. Ve onların örgütü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve birliğimize bağlı odalardır. TMMOB'nin ve bağlı odalarımızın geçmişten bu yere kadar sürdürdüğü toplumcu, yurtsever mücadele çizgisidir. Onlar TMMOB'ye saldırarak, arkadaşlarımızı tutuklayarak bizleri susturabileceklerini, sindirebileceklerini zannediyorlar. Ama bilsinler ki arkadaşlarımıza verilen cezalar, TMMOB'ye ve bağlı odalarına ardı ardına yaptıkları saldırılar TMMOB'nin mücadele tarihine birer altın nişan olarak geçecektir. Biz hiçbir zaman sinmeyeceğiz. Onların saldırıları bizim tuttuğumuz yolun, TMMOB'nin mücadele çizgisinin, bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının, bu ülkenin kalkınması, gelişmesi, bu ülkenin olanaklarının tüm ülke halkına eşit bir şekilde dağıtılması için verdiği mücadeleyi asla boğamayacaktır. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ülkemiz ekonomiden siyasete büyük bir kriz yaşıyor. Bu krizin sorumlusu yıllardır, yaklaşık 21 yıldır, 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır. Ülke olarak, toplum olarak büyük bir toplumsal travma yaşıyoruz. Büyük bir toplumsal dram yaşıyoruz. Hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk tüm toplum kesimlerinin canına tak etmiş durumda. Yıllardır bu ülkeyi yöneten AKP bu başarısızlığın üstünü örtmek için tıpkı Gezi davasında yaptığı gibi tüm toplumsal kesimleri susturmak, sindirmek için hukuku bir maşal olarak kullanıyor. Başarısızlıklarını bununla örtmek istiyor. Ülkede yaşanan bu ağır bunalımdan tıpkı tüm toplumsal kesimler gibi biz mühendisler, mimarlar, şehir plancıları da üzerimize düşeni alıyoruz. Şu anda ülkede, ülkenin dört bir tarafında dişiyle, tırnağıyla bu ülkenin gelişmesi için çaba harcayan mühendisler, mimarlar, şehir plancıları da gerçekten sefalet içerisinde yaşıyor. Kamuda ve özel sektörde çalışan üyelerimiz her gün yaşamlarını idame ettirmek için, her gün ailelerini geçindirmek için taviz vermek zorunda kalıyor. Genç meslektaşlarımızın durumu ise işler acısı. Yıllardır ülkede üretimin, yatırımın bitirilmesi, ülke kaynaklarının bir avuç yandaşa, rantiyeye, sermayeye aktarılması sonucu bu ülkede yatırımlar durdu. Yatırımlar durunca işsizlik arttı. Buradan en fazla nasiplenenler mühendisler, mimarlar, şehir plancıları. Sadece bununla da yetinmediler. Mühendislik eğitiminin içini boşalttılar. Türkiye'nin dört bir tarafında gerekli öğretim üyesi olmadan, gerekli altyapısı olmadan, üretim, yatırım ve istihdam sorununu düşünmeden yaptıkları, uyguladıkları programlarla işsizler ordusuna mühendislerine kattılar, şehir plancılarını da kattılar, mimarları da kattılar. Asgari ücretin altında çalışan üyelerimiz var. Özel sektörde çalışan arkadaşlarımızın tek bir dayanağı vardı. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla yapmış olduğumuz asgari ücret protokolü. Onu da tek yanlı iptal ederek mühendisleri, mimarları, şehir plancılarını sermayenin, piyasa düzeninin esiri haline getirdiler. Onlara mahkum kıldılar. Yıllardır planlamayı terk ettikleri için, toplumsal kalkınma hedefinden uzaklaştırdıkları için meslek itibarımızı yerlerde süründürdüler. Mühendisler ve mimarlar olarak tüm toplum kesimleri gibi isyandayız arkadaşlar. Tüm bu sorunların çözülmesi için TMMOB olarak bir kampanya başlatıyoruz. 17 Eylül'de kampanyamızı tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin dört bir tarafında yapacağımız basın açıklamalarıyla duyuracağız. Uzunca bir süre alanlarda olacağız, meydanlarda olacağız, salonlarda olacağız. Halkımızla dertlerimizi
ve onların dertlerini paylaşacağız. Onlar şunu unutmasın. Üç arkadaşımızı cezaevinde tutuyorlar ama bugün Türkiye'nin dört bir tarafında mesleki bilgi birikimiyle çabalayan, didinen mühendisler, mimarlar, onların sesi, onları kimse susturamaz. Bu mücadeleye tüm toplum kesimlerini davet ediyoruz. 17 Eylül'de yapacağımız basın açıklamasına tüm basın mensuplarını davet ediyoruz. Biliyoruz Türkiye'nin sorunları büyük. Hiçbir meslek grubunun sorunu tek başına çözülemez. Hepimizin sorunları ortak. Sorunlarımızın çözümü birlikte mücadele etmekten geçiyor. Halkla yan yana, omuz omuza durmaktan geçiyor. Bu mücadelede hepimize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına ve şahsım adına hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, dostlukla kucaklıyorum. Hoş geldiniz.